Gençler ve kendini genç hissedenler. Herkese merhaba. Bugün Soda Genç'in Genç Tartışmalar programında birbirinden güzel üniversite öğrencisi arkadaşlarımız var. Galatasaray Üniversitesi'nden ve Arayüz kampanyasından Nevzat Taşçı, Soda Genç Hukuk Komitesi'nden Şeyma Tombul ve Boğaziçi Dayanışma'dan Hüseyin Arif Sarıyaşar bizlerle. Bugün Boğaziçi'nde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Fakat mesele sadece Boğaziçi'nde kalmayacak. Başta ülkemizde ve dünyanın geri kalan kısmında üniversiteler nasıl işliyor? Neler olması gerekli? Nerede ne eksik? Bunların hepsini tartışacağız. Ben ilk şeye geçeyim, soruma geçeyim isterseniz. Arif, seni tebrik ederim önden. Yaklaşık 5 saat kadar önce Cumhurbaşkanı tarafından terörist ilan edildiniz. Canan Kaftancıoğlu'nun ardından. O şerefe nail oldunuz. Önce nasıl hissediyorsun ondan bahset istersen. Ardından Boğaziçi'nde süreç nasıl gelişti, neler oldu ve önümüzdeki hafta neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii. Öncelikle teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok memnun oldum. Yani nasıl hissettiğim sorusu muhtemelen üniversite gençliğinin, hatta bütün öğrenci gençliğinin muhtemelen bir %90'ı gibi hissediyorumdur. Çünkü çok zor olmadan terörist olarak ilan edildik. Yani belki de ülkenin %40'lık kesiminin geri kalanında olduğu gibi. Hakikaten çok vahim bir durum. Maalesef bununla hep karşılaşıyoruz. Birçok farklı alanda karşılaşıyoruz. Politikanın farklı alanlarında karşılaşıyoruz. Yani bu meselenin ortaya çıkması da tabii ki senin de bahsettiğin gibi bu kayyum meselesinin nasıl ortaya çıktığıyla alakalı bir şey. Bu hikaye nasıl ortaya çıktı? Önce ona hemen küçük bir özet geçeyim. 1 Ocak'ta biz bir baktık, okulumuzun önceki kayyum rektörü, bunu da belirtmek lazım, Mehmet Özkan yerine yeni bir kayyum rektör atanmış. Ve bu kayyum rektörünün ismi Melih Bulu, birçoğunuzun da bildiği gibi. Hemen 2016'da yenilenen olması lazım. Cumhurbaşkanlığının hazırladığı kararname ile beraber, bugün işte yeni bir kararname ile beraber Melih Bulu kayyum olarak atanmış oldu. Akabinde hemen üniversite bileşenlerinin büyük bir kısmı tabii buna tepki gösterdi. En başta öğrenciler ve akademisyenler. Biz öğrenciler olarak buna yalnızca Melih Bulu'nun kendi siyasi arka planı üzerinden değil, doğrudan bu atama usulünün kendisini tartışarak bir karşı duruş gerçekleştirmemiz gerektiğini düşündük öğrenciler olarak. Dolayısıyla meselenin yalnızca Boğaziçi'nden ibaret olmadığında ilk günden beri dolayısıyla dile getiriyoruz diyebilirim. Çünkü biz bunu duyduğumuz anda kafamızda tabii ki kayyum kavramına ya da işte bu atama usulüne yabancı değildik. Keşke yabancı olsak. Bu tarz atama usulü insanların demokratik bilinçlerini hiçe sayan ya da işte irade gaspına sebep olan bu atama usulü bizim daha geçtiğimiz sene onlarca belediyenin kapatılmasıyla bir bakıma yani kayyum atanmasıyla karşılaştığımız bir şeydi. Daha geçen sene şehir üniversitesine kayyum atandıktan 5 ay sonra üniversite kapatıldı. Öğrencilerin iradeleri gasp edildi. Hakeza 2016'da zaten Boğaziçi Üniversitesi'ne ilk atanan kayyumla da buna karşılaşmıştık. Gerçekten keşke diyorum yani biz bunlara çok aşina olmasaydık. Ama biz kayyumun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani ismini rektör demeye çalışsalar da tepeden atanan bir seçilmesi gereken ama atanan bir karakter olduğunu biliyoruz kayyumun. Dolayısıyla ilk günden beri, pazartesi gününden beri bunun aslında bir bakıma direnişini sürdürüyoruz. Boğaziçi öğrenciler, hatta bütün öğrenciler bunun farkında. Bu sebeple pazartesi günü bir çağrıda bulunduk ve bütün öğrenci ve emekçi arkadaşlarımızı, okul bileşenlerini okulumuzun önüne davet ettik. Orada beraber bir direniş gerçekleştirdik. Bizi bölerek işte provokatifler ve Boğaziçi öğrencileri olarak bölmeye çalıştılar. Arkadaşlarımızı gözaltına aldılar akabindeki günlerde. Fakat biz bunları da aslında bir bölme hamlesi olduğunu, birilerine terörist, birilerine Boğaziçi öğrencisi deyince işi çözebileceklerini zannettiklerini dile getirdik. Biz direnmeye devam ediyoruz bölünmemeye. Onlar bize terörist diyorlar ama gerçekten de halkı provoke eden, halka yalanlarını sunanlar da aslında gayet ortada. Kimlerin korktuğu, okul meydanlarını polislerle bastırdığı veya meydanlarda yürünecek alan bırakmayanlar ortada diye bunu sonlandırmış olayım. Uzatırsam kusura bakmayın. Yok canım. Arif, yani
Senin anlattıklarından şey çok önemliydi. Çünkü özellikle sosyal medyada benim naçizane gördüğüm şey eleştirisi yoğun bir şekilde verildi. Boğaziçi'liler aslında atamaya itiraz etmiyorlar. Sadece Melih Bulu gibi kopya farzdır diyen bir insanın rektör olmasına sinirliler, öfkeliler. Ama senin ifade ettiğin üzere bu aslında tamamen bütün atamalara karşı verilen bir tepki. Ben şunu merak ediyorum. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Zülfü Livaneli'nin anlattığı bir hikayeydi bu. Zamanın birinde dağ yamacında bir köyde insanlar çığın altında kalmaktan korktukları için fısıltıyla konuşmaya başlıyorlar. Yüksek sesle konuşmaktan korkuyorlar. Ve yıllar boyu bu şekilde ilerliyor süreç. Ve bir gün bir çocuk doğuyor. Çocuk öyle bir nida atıyor ki herkes korkuyor, lan diyorlar çığ düşecek, çığ düşecek. Bakıyorlar çığ düşmüyor. Lan diyorlar biz yıllardır boşu boşuna fısıldaşıyormuşuz. Boğaziçi o ağlayan çocuk oldu diyebilir miyiz sence üniversite ülkenin diğer üniversiteleri için? Yoksa çok mu Yani romantik kalır? biz de böyle bir etki yaratmasını umuyoruz. Fakat biliyorsunuz yani üniversite Boğaziçi'nin özellikle dışarıdan namı bir yandan da kendi fanusunu çok sevmesiyle alakalı. Yani umarız ki gerçekten öyle bir şeyi farkındalığı sağlasın. Ama ister istemez bütün toplumun hani düşündüğü o işte elit Boğaziçi'liler yok işte çok şey yapanlar Boğaziçi'nin kendi içindeki o çok sevdiği kültürü falan meseleleri ister istemez içeride de korunmaya çalışırlar şeyler. Çünkü bir imtiyaz alanı yaratıyor. Ama bu sefer işte farklı olan gerçekten eskisinden farklı olan bir bakıma o tepkiyi içeride de alabilmiş olması. Yani insanlar arkadaşlarının gözaltına alındığını görünce dediler ki evet ya. Hani bizim o işte yok korumamız gereken o çok güzel, çok cici, çok çiçek Boğaziçi kültürü meselesi değil bu. Yani buraya atanan kayyum, HDP belediyelerine atanan, işte oradan şehire atanan, oradan önceden atanan, başka üniversitelere atanan kayyumların bir ucu. Yani bu bir zihniyetin, kayyumcu zihniyetin bir ürünü. Bunu gerçekten insanlar gün be gün fark ediyorlar. Dillendirmeye devam ediyoruz. Bu yüzden de yani taleplerimizi bunun peşinde çok net bir şekilde tutabiliyoruz. Ve çok mutluyuz. Yani birçok üniversiteden de çok yoğun bir destek var. Bir tek üniversitelerden değil, birçok işçi direnişinden destekler aldık. Okulumuzun emekçileri bir kere bizi destekliyorlar. Okulumuz önünde aylardır direnen BİMEX işçileri büyük bir destek veriyor. Okulumuzdaki bir patron, daha doğrusu belki de hırsız demek yerlerinde olabilecek bir profesörün altında çalışan insanların desteği elimizde. Ondan sonra başka halkın büyük bir kısmının desteği yanımızda. Yani bu gerçekten bir Boğaziçi kayyumu meselesi değil. Bu gerçekten bir kayyumcu zihniyete karşı çıkış meselesi. Benim nezdimde hiç olmazsa. Öğrencilerin birçoğu adına da bunu belki dillendirebilirim. Tamamdır. Şimdi bir sorum da Şeyma'ya var. Şeyma bize bu Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin hukuki arka planını anlatacak ama o soruya gelmeden önce bu yayında Nevzat'la beni üzecek bir soru sormak istiyorum. Çünkü Galatasaray ve Hacettepe'de biz böyle bir pratik yaşamadık. Şeyma İstanbul Üniversitesi'nde geçen sene yemekhane eylemleri olmuştu. O eylemlere baktığında Şeyma, bugün Boğaziçi ile karşılaştırabileceğim bir şey var mı? Yani ortak nokta olarak öğrencilerin bir araya geldiğinde yarattığı sinerji anlamında neler düşünüyorsun, neler görüyorsun? Tabii ki de öncelikle gözüme çarpan ortak nokta öğrencilerin birliği yani birbirinden güç alması, kuvvet alması. Bizim yemekhane eylemlerinde de aslında daha birkaç kişiden, küçük gruptan çıkan bir ses daha sonra birbirinden güç olarak öğrenciler hep birlikte kenetlendiler ve karara karşı çıktılar diyebilirim. Bu aslında da gözüme çarpan şey buydu. Tamamdır. Şeyma Hocam peki bize şey anlatabilir misiniz? Yani bu yetki ne zaman verildi? Nasıl verildi Cumhurbaşkanı'na? Bu atama usulü ne zamandan beri vardı? Demokratik bir şey mi bu?
Aslında bu epey uzun bir zamana yayılıyor. Yani Arif'in de dediği gibi biz öğrenciler olarak kayyum rektör kavramına epey aşinayız. Rektör kavramı üniversite için epey önemli bir konu. Çünkü üniversitelerin başı olan rektörlerin akademik yeterlilikleri, hem eğitimdeki başarıyı hem akademideki hür düşünce, özgür düşünce ortamının nasıl şekilleneceğini yönlendiriyor aslında. Bu yüzden çok fazla değişiklik yapılmış tarihsel süreçte. Çok çok eskiye gidecek olursak, yoktan öncesine. Yok kurulmadan önce 46 yılında Üniversiteler Kanunu yayınlanıyor. Ve bu kanunda rektörlerin seçimle 2 yıl için göreve gelmesi düzenleniyordu. Yani bu epey demokratik gözüken bir kanundu. Ordinarius profesörler veya profesörler arasından profesörler kurulunca yapılacak toplantıda 2 yıl için göreve seçiliyordu. Seçimle geliyordu yani profesörler, rektörler. 80 darbesine kadar da rektör seçimleri bu şekilde devam etti. 80 darbesinden sonra 81 yılında yayınlanan Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kuruldu. Aynı kanunla da rektörlük seçimleri kaldırıldı. Bu kanun rektörün YÖK'ün önereceği 6 kişi arasında Cumhurbaşkanı'nca 5 yıllığına atanmasını öngörüyordu. Yani direkt olarak seçimler kalkmış oldu. Sadece YÖK'ün önerisi ardından da Cumhurbaşkanlığının atanmasıyla rektör atanmış oluyordu. 92'de Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapıldı rektörlük seçimlerini düzenleyen maddede. Bu kez rektörlük seçimleri geri geldi ancak YÖK'ün ve Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisi hala duruyordu, korundu. Değişikliğe göre üniversite öğretim üyeleri seçim yaparak 6 rektör adayı belirliyordu. Sonra bu 6 adaydan 3'ü YÖK tarafından seçilip Cumhurbaşkanı'na sunuluyordu. Cumhurbaşkanı kendisine sunulan bu 3 adaydan birini seçip atıyordu. Bu sistem de 92'den 2016'ya kadar uygulandı. Bu sistemle ilgili de şöyle şeyler oldu. Yani evet seçim var. 6 kişiyi seçiyor yani öğretim üyeleri. Ama en çok oyu alan yani rektör adayı bazen YÖK'ün seçtiği 3 kişi arasında, 3 aday arasında olmayabiliyordu. Yani hiç Cumhurbaşkanı'nın seçimine, Cumhurbaşkanı'nın seçeceği seçime bile gitmiyordu. Hatta 9 Eylül Üniversitesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 9 Eylül Üniversitesi'nin 2000 yılında yapılan rektör seçiminde açık ara farkla en çok oyu alan aday YÖK aday listesinde yoktu. Bunun için Cumhurbaşkanı da geri göndermişti. Demişti ki işte yeterli adayı görmediğini söylemişti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey yapmaya da kanunen yetkisi yok. 2016'ya kadar bu şekilde uygulandı. 2016'da OHAL ilan edildi. 767 sayılı OHAL KHK'sı ile bir değişiklik yapıldı ve seçim sistemine yeniden son verildi. Yani öğretim üyeleri 6 aday seçmesi son buldu. Yapılan değişiklikle YÖK 3 aday önerecek, Cumhurbaşkanı da bunlardan birini seçip atayacak. Yani seçim aşaması, en demokratik olan aşama kaldırılmış oldu. Temmuz 2018'de Yükseköğretim Kanunu'nda yine başka bir KHK ile değişiklik yapıldı. Ve yapılan son değişikliğe göre de YÖK'ün aday önerme yetkisine son verildi. Rektörler doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanma usulü geldi. Daha önce hiç uygulanmamış. Yani tek aşamaya indirilmiş oldu. Bunun yani Cumhurbaşkanlığı sistemine tamamen uygun bir
usul getirilmiş oldu. Yani tek elden sadece Cumhurbaşkanı tarafından seçilip atanıyor. Demokratik olup olmadığı çok tartışmaya açıldı tabii ki. Bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederim Şeyma Hocam. Ben kısaca şöyle bir özetlemek gerekirse Arif'in ve Şeyma'nın dediklerini, aslında Nevzat'ın işi zorlaştı. Çünkü gayet güzel konuşmalar yaptılar. Çıtayı yükselttiler. Nevzat'tan daha da yükseltip Nirvana'da tamamlamasını isteyeceğiz herhalde konuşmasını. Arif kısaca şunu söyledi. Her şey her şeyle ilişkilidir arkadaşlar dedi. HDP'ye atanan kayyum, siyasetteki kayyum, üniversiteye iz düşümüdür bu kayyumcu zihniyetin dedi. Şeyma'dan benim anladığım o hal bitmedi. Hala devam ediyor. 2016'da verilen yetki hala kullanılabiliyor. Ve ne yazık ki 1980'den beri yeni gelen kanunda, yönetmelikte beterin beteri varmış şeyini yaşıyoruz. Bizzat tanık olmuşuz. Tarihimiz açısından hiç hoş şeyler değil. Nevzat, şimdi bu kadar kötü şeyden bahsettik abi. Sen bize dünyanın aydınlık taraflarından bahset. Diğer ülkelerde nasıl bu iş? Biraz umudumuz yaşarsın. Biraz örnek alabileceğimiz yerleri görelim mümkünse. Eyvallah abi. Ya öncelikle şeyi söylemek gerekiyor bence. Ya hem Hüseyin Arif'in konuşmasında hem de Şeyma'nın konuşmasında ya, Türkiye'deki durumun ne kadar kötü olduğu gayet net bir şekilde önümüze koyuluyor. Yani ondan yana bir şüphemiz yok bence. Ama sorun şu. Ya bu durum kötüyü de biz bunu kıyaslamadıktan sonra ne kadar kötü olduğunu fark edemiyoruz. Ve üniversite rektörlük seçiminde de aslında Türkiye'deki diğer seçim ve en azından denge denetleme ağları açısından oluşan durumla paralellik var. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'de denge denetlemenin ne kadar zayıfladığını ve aslında artık şu an yok denilecek kadar azaldığını biliyoruz. Aynısı üniversite yönetimlerinde de geçerli. Yani üniversite yönetimlerinde de yürütme, yönetme artı denetleme olması gerekiyor. Ve bunun arasında dengeleyici faktörlerle, dengeleyici unsurlarla üniversitenin idare edilmesi gerekiyor. Çünkü üniversite dediğimiz yer aslında bizim hem bilimsel çalışmaların yapıldığı, hem patent çalışmalarının yapıldığı, hem de ülkeyi görece ileriye götürecek, ilerici kurumların başına gelen müesseselerden bir üniversite. Ya bu nedenle üniversite içindeki durum daha da bizim için önemli hale geliyor. Burada yurt dışında en büyük faktör şu, denge denetleme mekanizmaları çok iyi kurulmuş. Hatta siz de görmüşsünüzdür, geçenlerde Twitter'da bazı insanlar şeyler yazmıştı. Yurt dışında da atanıyor rektörler, onlarda da seçim yok falan diye. Ama burada gerçekten şey var, bilgi kirliliği var. O bilgi kirliliğini birazcık temizlemek açısından ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela Amerika'da ne oluyor gibisinden. Amerika'da aslında hem eyaletler olmasından, yani federal bir devlet olmasından dolayı farklı farklı varyasyonlar var. Hem de kurum kültürüne saygı olduğu için bazı üniversitelerin kendi gelenek ve adetlerini oturtmalarına izin verilmiş süreç içerisinde, yıllar içerisinde. Mesela Harvard mezunlar derneği rektörünü seçiyor. Yani başka bir etmen ya da dışarıdan şey olması yerine kendi mezunları bir kurul oluşturuyor ve bu kurul kendi rektörlerini seçerek o işin devam ettirilmesini, yapılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra Anglo-Sakson denilen, ya Anglo-Sakson metodu aslında yöntemi denilen yöntem değilse, rektör üniversite yönetim kurulu tarafından ve üniversite dışından seçiliyor. Hani durmadan bizde şey, şu anki iktidarın durmadan bahane ettiği şey var ya, eğer üniversitede seçim olsa hiziplere ayrılırlar ve aslında bilimsel çalışma yapamazlar çünkü bölünürler falan. Ya bunu engellemenin aslında bir metodu olarak bu modeli kullanabilirlerdi. Yani daha insancıl ve daha demokratik olanını. Burada üniversite dışından, yani üniversite içindeki bölüme vesaire olmasın diye üniversite dışından ama yine üniversitenin bir etmeni tarafından seçiliyor. Burada aslında dikkat etmemiz gereken şey şu, yönetim kurulu kimden seçiliyor? Yönetim kurulu da aslında üniversite bileşenleri tarafından oluşturuluyor. Yani içinde öğrenciler var, idareciler yani yöneticiler dediğimiz o işte personeller, personellerin şefleri vesaire var, öğrenciler var. Yani aslında her kesimi var. Ve bu kesim seçtiği yönetim kuruluyla birlikte rektörünü seçerek bir noktada temsili de olsa demokratik bir süreç işletiyor aslında. Ya bunun yanı sıra ise işte farklı New York State Üniversitesi'nde rektör direkt üniversite personeli, yani üniversite personelinden bir grup, öğrencilerden bir grup ve akademisyenlerden bir grup tarafından ortaklaşa seçiliyor gibi gibi örnekler var. Ama burada dediğim gibi önemli olan şey denge denetlemeyi kurabilmek. Avrupa'da da bu durum var. Avrupa'da ise ya, çeşitli ülkelerde de örnekler verebiliriz aslında. Yani mesela Fransa'da işte seçim yapılıyor akademisyenler ve idare personelce. Bu seçimin sonucunda ise konseye çıkıyor bu insanlar. Yani diyorlar ki işte 6 tane insan seçiliyor. Bu 6 insan konseye bildiriliyor. Konsey bunlardan birinci olanı bakanlığa öneriyor ve bakanlık atıyor
İşte bizde Türkiye'deki onlarda da atama var. Avrupa'da da atama yapılıyor. Orada da seçim yok. İtirazı tam bu noktada geliyor. Oradaki atama tamamen aslında bir sembolik anlam taşıyor. Ya, üniversite kendisine bir şey seçmiyor değil. Üniversite kendisine bir yönetici seçiyor ama bunu idare eden bakanlık atıyor. Bu bakanlığa ise üniversitenin seçtiği insan bildiriliyor. Yani burada hala sistem işliyor. Ama burada benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Rektörün orada ne kadar görevi var? Yani rektör aslında orada ne işe yarıyor? Rektör akademik olarak üniversitenin başında bulunurken aynı zamanda mali ve idari birimlerin başında farklı insanlar bulunuyor farklı ülkelerde. Bazı ülkelerde bunun için kurumlar, komisyonlar oluşturulmuş. Mesela Almanya'da. Bazı ülkelerde ise bunun için ayrı bir birim oluşturulmuş. Ve bu birimler aslında o insanların, o görevlerin yerine getirilmesini sağlıyorlar. Yani burada bir noktada güçler ayrılığı da oluşturuluyor orada ve bu güçler ayrılığı sayesinde aslında hem bilimsel çalışmaların ilerlemesi sağlanıyor hem idari etmenlerin daha işin ehillerine verilmesi sağlanıyor. Çünkü Türkiye'de şu an biz farkında değiliz ama şey sıkıntısı da var yani. Rektörler atanıyor ama rektörlerin yönetim kabiliyetinin ne kadar olduğu ya da rektörlerin idari mekanizmalarda ne kadar iş yapabileceği ayrı bir sorun. Akademik olarak üniversiteye önderlik edebileceği ya da üniversiteyi yönetebileceği ayrı bir sorun. Bu iki sorunu biz aynı pakete koyup bir insanın eline veriyoruz. Ve sonra patlamamasını umut ediyoruz. Bu tabii ki de biraz gerçek dışı kalıyor. Bunun tabii ki de bölümlenmesi, görev dağılımının yapılması, bu görev dağılımı içerisinde de herhangi bir insanın öne çıkıp sistemi tıkamaması, sistemin önüne geçmemesini sağlayacak unsurlar geliştirilmeli ve koyulmalı. Yani Avrupa bunu yapıyor şu an. Ve bunun ötesinde de Avrupa'da daha farklı bir nokta ise üniversiteler özgürlük var. Yani üniversiteler aslında yaptıkları işlerde, icraatlarda bir bekçi tarafından denetlenmiyorlar. Bağımsız denetçiler tarafından denetleniyorlar. Ya da bakanlığın oluşturduğu bağımsız heyetler tarafından denetleniyorlar. Bizde kim tarafından denetleniyor? YÖK tarafından denetleniyor. Bizde rektör kim tarafından atanıyor? YÖK tarafından eskiden belirleniyor. Şu an Cumhurbaşkanı devlet sonu. Bizde bütçeler kim tarafından belirleniyor? YÖK tarafından belirleniyor. Yani üniversitenin üniversite olarak ben şunu yapayım, ben bunu yapayım deme hakkı alanı, özgürlük alanı kalmamış. Nefes alanı kalmamış. Her şeyi YÖK yapıyor. Üniversiteye bunu uygulamak, bunlara kabul etmek düşüyor. Ta ki aslında bunu bugüne kadar diyebiliriz yani. 2016'da da itirazlar gelmişti. Bugün de Boğaziçi'ndeki itirazlar bence bu açıdan çok kıymetli. Yani birilerinin buna dur demesi gerekiyor ve bu da Türkiye'de öğrencilere düştü. Ben bu açıdan hem Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımın göstermiş olduğu tepkiye hem de duruşlarına gerçekten çok büyük bir ilgi, alakayla, sempatiyle destek oluyorum ve bunun umarım karşılığını alacağımıza inanıyorum tüm öğrenciler olarak. Ben küçük bir ekleme yapabilir miyim? Müsaade varsa. Tabii, buyur. Ya Nevzat, çok teşekkürler. Çok güzel bir özet sunmuş oldu. Bize örnekleri de göstermesi çok iyi oldu. Hakikaten biz bu süreçte bahsettiğin örneklerin nasıl ortaya çıkabildiğini de bir bakıma görüyoruz. İlk günden beri aslında taleplerimizi dile getirirken de bu bahsettiğin örnekler bağlamında dile getirmiş oluyoruz. Yani gerçekten de belki bugün tartışırsak yani işin ucunu tekrar da YÖK'ün varlığına doğru bile bağlayabiliriz diye düşünüyorum ama hiç olmazsa bir çözücü bir talebimiz var. Hani genellikle Türkiye'de özellikle hükümet destekçileri tarafından sığ bir eleştiri sunulur. İşte ya siz eylem yapıyorsunuz, toplanıyorsunuz ama bir şeyi istemiyorsunuz. Siz sadece işte siz teröristler ellerine bir şeyler alıp oraya buraya fırlatıyorsunuz sanılıyor. Halbuki ilk günden beri çok net bir talebimiz var. Bunu hem Cumhurbaşkanı hem de kayyum seviciler hep kulaklarını tıkıyorlar. Talep çok net. En başta kayyum olarak kazananlar istifalarını versinler. Madem demokratik bir dünya kurmaktan bahsediyorlar. İkinci olarak da rektörler tüm üniversite bileşenleri tarafından seçilsin. Biz bu ikisini de hiçbir zaman Boğaziçi özelinde sadece dile getirmiyoruz. Biz Boğaziçi'de karşılaştığımız bu durum üzerinden bütün arkadaşlarımıza bir çağrı yaptık. Bu çağrı da günden güne yayılıyor. Biz artık üniversitelerde seçimlerin üniversite bileşenleri tarafından yapılmasını, rektörün yani üniversitenin kendi öz yönetimini sağlayabilmesini istiyoruz. Çünkü Nezat da çok güzel aslında bahsetti. Dokunduğu yer şuraya geliyor. Söz konusu üniversite dediğimiz şey zaten bir özerk alan demek. Ve bu özerk alanlar aslında yani özerk tavırların takınabildiği, başka baskı şeylerinin, mekanizmalarının işlemediği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Madem bilim üretilmesi için hizipleşmenin olmamasından bahsediyorlar, meseleyi biraz şuradan bile tartışabiliriz. Çok istiyorsanız hizipleşme de olsun. Yani hizipleşmenin problem çıkarttığı yer zaten demokratik işleyişin olmadığı yerdir. Demokrasinin olduğu yerde hizipleşme hepimizin savunduğu bir şey. Yani bugün kendi işte siyasal tavrımızı mesela
gerçekten demokratik bir işleyiş, demokratik sürecin işletildiği bir yer olsa neden hizipleşmekten çekilsin ki insanlar? Yani bu hizipleşme Türkçe çevirisi partileşme, yani farklı tavır almak, tartışmak, bunlar demokratik alanın en ihtiyacı olan şeylerdir ve üniversitelerde de öğrencilerin farklı tavırlar almaları ve demokratik alanlarda bunları tartışması lazım. Önceden hiç olmazsa kayyum seçimleri, pardon çok özür dilerim, rektörlük seçimlerinde bir demokratikleşme çabası vardı. Yani okullardaki teamül bu demokratikleştirme çabasıydı. Görünürde ama asıl olarak demokratik değildi yine seçimler atama usulüyle. Ve biz aslında bunları biraz daha ileri taşımak istiyoruz. Bunu önceden yaptı bu toplum. Daha ileri taşıyabiliriz. Gerçek anlamda özerk ve üniversite bileşenlerinin ortak seçimiyle, ortak rızası gözetilerek seçilen, yönetilen bölgeler olabilir orası. Bunları bence kesinlikle tekrar dile getirmek gerekiyordu. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada. Tekrardan anlatılır için. Üç konuşmacımızdan da oldukça güzel şeyler geldi. Sunumlar geldi, konuşmalar geldi. Ben açıkçası çok zevk aldım, memnun kaldım. Şimdi ufak ufak bir şeye geçiş yapmak istiyorum. Yani var olan neydi, geçmişte ne oldu, diğer yerlerde ne oldu, bunları konuştuk. Bir yandan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri özelinde diğer bütün üniversite öğrencilerine ciddi eleştiriler geliyor. Ve bunların en başında da bugüne kadar neredeydiniz kardeşim? Bu kanun kabul edilirken neredeydiniz? Tarzı bana kalırsa absürt sorular var. Ben naçizane kendimce bu tarz sorular duyduğumda aklıma şey geliyor. Can Bonomo'ydu galiba. İsa asılırken neredeydin deyince moruk ben 86'lıyım demişti. Burada şimdi yaş ortalaması bilmiyorum ama ben Gezi olduğunda mesela 14-15 yaşında falan yanlış hatırlamıyorsam. Belki daha da küçük olabilirim. Sanki bir şey değil mi bu? Bizden yaşça büyük olan insanlar geçmişte sessiz kaldıkları ya da önüne geçemedikleri şeylerin utancını, acısını bugün 20'li yaşlarındaki gençlerden çıkarıyor gibi gelmiyor mu? Ben mi yanlış okuyorum? Onun dışında sizin rahatsız olduğunuz meseleler var mı? Ben kendi adıma bundan çok rahatsızım mesela. Sizin rahatsızlıklarınızı da konuşalım bence. İsterseniz sırayla çarpayım ben. Arif'ten başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Yani elbette bu durumdan ben de rahatsızım. Birçok üniversite öğrencisi ya da direkt birçok Türkiye vatandaşı da zaten bundan rahatsızdır diye düşünüyorum. Ama en başta yani dediğim gibi ben üniversitelerin özerk olarak sanılıp özerk ve uygulamaya tabi tutulmamasından çok rahatsızım diyebilirim. Ya da insanların üniversitelerde bir gerçek anlamda demokratik bir alan olduğuna inanması fakat bunun uygulamaya konmamasından oldukça rahatsızım. Çünkü yani herhangi bir üniversitede de biz bir şeyler tartışırken hükümet güdümüyle oraya dahil edildiğinde birileri bütün tartışma ortamını parçalayan bir şey ortaya çıkıyor. Yani bu kadar soyut konuşmak istemiyorum aslında. Vermek istediğim örnek üniversitemize onlarca kere giren polisle alakalı. Yani Boğaziçi öğrencisi ya da öğrenciler ilk defa terörist ilan edilmediler Cumhurbaşkanı tarafından. 2016-2017 yılında Afrin operasyonu zamanlarında arkadaşlarımızın yaptığı tartışmalara onlar terörist diyerek hiçbir tartışma alanı tanımadan arkadaşlarımız üniversitelerden, asansörlerden, şatırlardan fiziki takiple gidip gizlice gözaltına alındı. Yani ve insanlar bunu bahsettiğin o büyükler bir bakıma siz şu zamanlarda neredeydiniz diyen insanlar tabii yani onlar da öyle demeseydi diyerek onayladılar. Biz buna lisedeyken bile karşı çıkmıştık. Yani bizim gittiğimiz yerler nerelere dönüşüyor? Üniversitelerde gerçekten bir tartışma alanı sunamayacaksak buraları hala daha okumaya değer, kültür üretmeye değer olarak nasıl görebiliriz diye sormak gerekiyor burada o insanlara. Deyip uzatmayın. Teşekkür ederim. Gayet güzel hocam. Şeyim hocam, senin rahatsızlıkların neler? Nelere bağırmak, çağırmak istiyorsun? Ben de sana şey konusunda katılıyorum. Yani bu 20'li yaşlı gençlere abanmaları insanların, yani
Şöyle, bence atamalar yapılana kadar, yani atamada liyakat olup olmayacağını bilmiyoruz. Yani Nevzat'ın da dediği gibi diğer ülkelerde bazıları, evet, rektörlerin seçimle değil atamayla olabiliyor ama en azından liyakat oluyor. Yani evet, bu kanun çıkmış, evet, Cumhurbaşkanı atayacak ama belki, yani ümidimiz bu atananların liyakatla atanacağıydı. Ama Türkiye'nin eğitimindeki şu anki başarısızlığının önemli bir payı akademideki liyakatsizlik diyebiliriz sanırsam. Yani rektörlerin akademik başarısına, işte ulusal uluslararası yayınlarına, atıf sayılarına, kariyer gelişimlerini, cinsiyetlerini, hatta yani bazı ölçütlere bakmamız gerekiyor. Bu ölçütlerle belirleniyor aslında ama yapılan atamalara baktığımızda bu ölçütlere uyulmamış, liyakatli atamalar yapılmamış. Yani kanunlar çıktığında değil, uygulamaya konulduğunda aslında biz işleyişin nasıl olduğunu tam olarak görebiliyoruz. O yüzden ben sanırsam bu kadar diyeceğim şeyler. Teşekkür ederiz Şeyma Hocam. Nevzat abi, seninle bu turda son sözlerini alalım. Eminim senin de çok dolu olduğun konular var. Gözlerinden alev saçıyorsun. Hemen vereyim şey. Ya öncelikle şeye kesinlikle katılıyorum. Hem Şeyma sen dedin, hem Selim sen dedin. Yani 20 yaşlarındaki insanlara yüklenmek yerine onları takdir edip teşekkür etmeleri gerekiyor. Ya bu insanlar gelecek kaygıları olmasına rağmen, bir hayat beklentileri olmasına rağmen, iyi günlerde yaşamak istemelerine rağmen ve Türkiye gibi bir ülkede olmalarına rağmen bir şeyleri göze alıp ses çıkarabiliyorlar. Yani bu insanlar en kolay korkacak ya da korkutulabilecek olan insanlar olarak gözüküyor olabilirlerdi. Çünkü gelecekleri kararır ya da ne bileyim işte bu ülkede ekmek yiyemezler falan diye tehditler yiyebilirlerdi. Tüm bunların olabileceğine rağmen bu insanlar ses çıkarıyorsa bizim bu insanları tebrik etmemiz gerekiyor. Ya, o yüzden gençleri bu şekilde, hani şimdi mi aklınız başınıza geldi tandan şeylerinde sözleriyle eleştirmek yerine bu insanların ses çıkarttığı için, bu insanlara cesur oldukları için teşekkür etmek gerekiyor bence. Ya bu insanlar derken aslında bizim jenerasyondan bahsediyorum. Buna ek olarak şey diyeceğim ben. Aslında birkaç şey diyeceğim. Dertli olduğum birkaç konu var. Ufak ufak hızlıca değineceğim. Kesinlikle Hüseyin Arif'in dediği şey, hizipleşme muhabbetine katılıyorum. Çok özür dilerim abi. Hizipleşme muhabbetinde şey çok doğru. Güçlü kurumlarınız yoksa, güçlü mekanizmalarınız, sistemleriniz yoksa siz yani bölünürsünüz ve bölünmeyi kontrol edemezsiniz. Bu sefer parçalanıp gider elinizdeki mekanizmalar, sistemler. Siz güçlü sistemler inşa edin, güçlü kurumları inşa edin. Bunları da katılımcı süreçlerle inşa edin. Herkesin rızasını, onayını alın ki o insanlar o sisteme ikna olsunlar, okey olsunlar ve o sistemler işleyebilsin. Ondan sonra koy seçimi, hizipleşme oluyor mu olmuyor mu bir bak bakayım yani. Sistem işliyor mu işlemiyor mu bir bak. Sen koymadan hizipleşme olur diye çok basit bir retorikle bu işi getirirsen yani 20'li yaşlarındaki çocuklar sana gülerler. Başka bir şey olmaz abi. Bu bir. İkincisi ise bunun talebi şu açıdan çok önemli. Yani tüm bileşenlerin seçime katılması hem Türkiye'nin geçmiş uygulamalarından hem de Avrupa'daki birçok ülkenin şu andaki uygulamalarından bile daha ilerici bir uygulama. Yani şu an Türkiye'deki geçmiş uygulamalara baktığımızda aslında seçim olduğu dönemlerde bile seçime kimler katılıyor abi? Profesörler, doçentler, yardoçlar katılıyor, yardımcı doçentler katılıyor. Doktorlar, araştırma görevlileri, öğretim görevlileri bunlar yoklar. Onun yanı sıra idari personel yok. Onun yanı sıra öğrenciler zaten yok. Bunların okul içerisindeki tüm kararlardan, alınan uygulamalardan, yapılan uygulamalardan etkilenmediğini mi düşünüyoruz? Hayır, etkileniyorlar. O zaman onların dahil olması gerekiyor ki sonuçlarına en azından müdahil oldukları şeyleri yaşasınlar. Yani şey diyorlar ya Türkiye'de, gençler çok şikayet ediyor. Gençler neden Avrupa'ya gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor? Abi bu çok basit bir mekanizma aslında. Gençler müdahale edemiyor sisteme ve sistem sıkıntılı, sorunlar kötü, sonuçlar kötü. Gençler bunu çekmek istemiyor çünkü şey diyor, ben yapmadım bunu, bunu başkası yaptı, ben niye çekeceğim? O zaman sen gençleri sisteme dahil edersen, onların katkılarını alırsan ya da en azından onların kafasındaki şeyi dinleyip ona göre bir şey çıkarmaya çalışırsan, bu sefer o sistem içerisinde kalmak isteyen gençler çıkacaktır. Ve onlar da zaten ülkenin yarınları için daha iyi hale getireceklerdir diye düşünüyorum genel mekanizmayı. Ama benim en başlıca şikayetçi olduğum şey şu abi. Türkiye'de gerçekten hiçbir alanda katılımcı süreçler işletemiyoruz ve bu katılımcı süreçleri işletemediğimizden dolayı
çok fazla insanlar küsüyor. Yani Türkiye'de gerçekten hayattan bezmiş onlarca insan görüyorsunuzdur bir gün içerisinde. Ya artık yaşama umudu kalmamış. Yani ne olursa olsun moduna girmiş insanlar. Ya bu insanlar durmadan cefa çekiyorlar, durmadan sorun yaşıyorlar, durmadan problem yaşıyorlar. E doğal olarak bu sorunların yanı sıra da insanlar artık isyan ediyorlar. Şu an ben dondum mu diye bir kontrol et. Ha, tamam, süper. Yani benim o yüzden ya aslında kişisel olarak en büyük sorunum ve dile getirmek istediğim şey şu. Bu özellikle üniversitelerde başlamalı. Çünkü üniversiteler bir ülkenin gerçekten dönüştürücü güçleri. O üniversitelerde siz özgürlük alanlarını bıraktığınız zaman, tartışma alanları yarattığınız zaman gerçekten yani Hüseyin Arif'in dediği gibi tartışma alanı yok. İnsanlar ne tartışmaya başlasa direkt hastaları yiyorlar, terörist oluyorlar, şu oluyorlar, bu oluyorlar. Neyse şimdi yani hakaretlere varan şeyler oluyorlar. Bu insanlar tartışmadıktan sonra bu sorunları nasıl çözümleyeceğiz? Biz daha sorunu sorun var diyemiyoruz. Çözüm aşamasına geçmek için önce bir tartışma çözüyoruz diye ki oralara hiç giremiyoruz. Bunları yapabilmemiz için o insanlara alan bırakmamız gerekiyor. O insanları süreçlere katmamız gerekiyor. O insanların bu işler içerisinde olması, buralarda faaliyet yapabiliyor olması gerekiyor bence. Yani biraz uzattım ama genel olarak böyle abi. Sorun dedin, biraz şey oldu. Ben hissettim zaten ya. Mevzat çok doluydu. Ama iyi oldu. Etemizdeki incileri döktük. Ben izninizle son tura geçmek istiyorum. Benim anladığım kadarıyla biraz tarihsel arka plana baktığımızda, bugün gerçekleşen olaylara baktığımızda, yani özellikle son bir yılda ortalığı yerinden oynatan Boğaziçi'ndeki bir öğrenci hareketi var şu an. Geçtiğimiz yıl İstanbul Üniversitesi'nde bir hareketlilik olmuştu. Ve ben şunu görüyorum naçizane, yıllardır özellikle üniversite kampüslerinde çeşitli partilerin, çeşitli ideolojik grupların, işte gençlik kolları, şunları bunları hep bir faaliyet içerisinde olmaya çalışıyorlardı. Varlardı da. Fakat hiç bu kadar büyük, hiç bu kadar etkili bir organizasyon gerçekleştirememişlerdi. Yanlışsam düzeltin lütfen beni. Buradan benim gördüğüm sonuç şu oldu. Yani şeyleri, hiçbir fraksiyonu, şunu bunu ayırt etmeksizin söylüyorum. Haklı ya da haksız olduklarını söylemeden söylüyorum. Ortak talepler ve ihtiyaçlar etrafında, sorunlar etrafında birleşildiğinde aslında oldukça güzel bir ses çıkarabiliyoruz. Ve gerçekten de sorunumuz olan meseleler neyse bunlara yönelik bir çözüm üretebiliyoruz. Ve ben inanıyorum ki Boğaziçi'nin başlattığı, önce olduğu bu sürecin sonunda da biz elbette Türkiye'de rektörlerin artık seçimle geldiği günleri şey yapacağız, göreceğiz. Hatta belki Arif'in dediği gibi işi YÖK'e kadar götürebileceğiz. YÖK'ün kapandığını görebileceğiz belki de. Sizce şey diyebilir miyiz? Bu doğru mudur? Yani ben çok severim o sloganı. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediğimiz noktaya geldik mi artık? Bu ortak talepler, sorunlar, ihtiyaçlar etrafında örgütlenmek, farklı ideolojilerde, farklı görüşlerde olsak da ortak olduğumuz, mutabık kaldığımız konular etrafında beraber çalışmak bizi daha ileriye götürecek midir? Ben yine aynı sıralamayla gideyim isterseniz. Ardından da kapanış yapalım. Arif, buyur abi. Ben kesinlikle katılıyorum. Meydanlarda duymayı en çok sevdiğim slogan kesinlikle aynı slogan. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bunu gerçekten bütün özellikle öğrencinin, bugünlerde öğrencinin kesinlikle anlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani hepimizi, bütün arkadaşlarımı ben resmen bu çağrıyı yapıyorum her meydanda. Çünkü en başta dediğim gibi mesele ne Boğaziçi'nin cici kültürünü korumak ne de Boğaziçi öğrencisinin imtiyaz alanlarını daha da genişletmek. Mesele günün birinde gerçekten herkesin aynı imtiyazlara kavuşabildiğini, o bütün sınıfsal ve zaman zaman kimliksel olan duvarların aşılabildiği bir alan olarak üniversiteyi görebilmek. Bu açıdan da bizim şu an hani bir bakıma başlatmış olduğumuz, üniversite olarak başlatmış olduğumuz hareketin ilk günden beri yapılan çağrısını çok değerli buluyorum. Gerçekten de okulda şunu tartışmasını çok verdik. Lütfen bu derdimizi dile getirirken bunu sadece Boğaziçi özelinde dile getirmeyelim. Bunun diğer öğrenci arkadaşlarımızla beraber dile getirmemiz gerektiğini farkında olalım. Geçtiğimiz yıllara göre gerçekten büyük bir ivme kazanmasını sağlayan şey de bu oldu. Yani cuma günü Melih Kula atandı. Hafta sonu zaten sokağa çıkma yasağı var. Pazartesi günü 1000 kişiden fazla insan Güney Kapı önünde belirdi.
Erdoğan çok haklı. Oradakiler Boğaziçi öğrencisi değil sadece. Yani orada Boğaziçi öğrencisi değil çünkü oradakiler dayanışmanın ne olduğunu bilen insanlar. Yani senin ayrıştırmana müsaade etmeyeceğiz diye gelen insanlar zaten. Birçok başka okul bileşeni bile bazen ağzına alabiliyor bu lafları. Hani orada provokatörler de vardı aslında ama işte Boğaziçi öğrencileri ayrıldı falan. Ama aslında biz biliyoruz ki oradakilerin hepsi bir öğrenci dayanışması çevresinde örüldü ve bu öğrenci dayanışmasında emekçiler de vardı. BİMEX işçileri yanımızdaydı. Kocaeli'nden metal işçilerinden bize selamlar gönderildi. Bunun yanı sıra hocalarımız yanımızdaydı. Birçok okul bileşeni, memur yanımızdaydı. Daha geçtiğimiz gün Eğitimsen bir okulumuz içerisinde bir basit açıklaması gerçekleştirdi. Yani demem o ki çok da aynen söylediğim gibi insanlar eğer bir kurtuluş derdine düşüyorlarsa bu ancak beraber kol kola yapılan bir mücadelenin ürünü olabilir. Gerçekten de kayyumcu zihniyet bu Kürt halkının iradesinden başlayıp memleketin en batısına kadar götürülebilecek bir derttir. Ancak bu dertleri hep beraber kuşan insanların kol kola mücadelesiyle olacak bir şey. Bu yüzden taleplerimizi, ortak taleplerimizi tekrar dile getirip insanlara yurt dışına çıkmadan burada bir arada kalırsak kurtuluş var demeyi öğütlememiz, birbirimize bunu çağırmamız gerekiyor gibi hissediyorum. Çok teşekkürler Arif konuşmanın için. Ben sırayla son sözlerini almak üzere Şeyma'ya doğrultuyorum mikrofonumu. Ben de Arif'e katılıyorum. Ayrıca bence ya her zaman ya hiç diyeceğimiz noktadaydık zaten. Her zaman o noktadaydık. Yani üniversite, akademi hiçbir zaman tam olarak özgür düşünce ve bunları ifade etme ortamı yakalayamadı, sağlayamadı. Ne öğrencilerine ne de hocalarına. Kayyum, üniversite özerkliği bunlar kesinlikle sadece Boğaziçi'nin meselesi değil. Rektör atamaları Boğaziçi'nin meselesi değil. Rektör atamalarındaki gecikmeler, liyakatsizlik hiçbir sadece Boğaziçi'nin meselesi değil. Her zaman olan, yani bu tarihsel süreçte anlattım, 1940'lardan beri aslında hepsinden bahsedemedim tabii ki de. Ama 10 sene önce de vardı, 50 sene önce de bu liyakatsizlikler, demokrasi ortamından uzak bir şekilde yapılan seçimler, atamalar her zaman vardı. Ve bu sadece üniversite ortamında da yok. Kayyumlar, atamalar genel olarak Türkiye'nin bir sorunu oldu her zaman. Bunların neden böyle olduğunu sormalıyız. Neden gecikiyor, neden liyakat yok, neden şeffaflık yok? Bunları sormalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Şeyma Hocam. Ve son olarak Nevzat abi sinirlerin yatıştıysa hazır mısın? Senden alalım son sözleri. Eyvallah. Ya öncelikle hem Arif hem Şeyma'ya tabii ki de katılıyorum. Buna ek olarak şu da var bence. Ya, Türkiye'de örgütlü mücadelenin kafalarda canlandırdığı şeyle ve durmadan yaftalandığı şeyle artık sıyrıldığını, ayrıldığını ve insanların sivil toplum olarak da örgütlü mücadele verilebileceğini, hak kazanımı için de bu mücadelenin verebileceğini öğrendiğimi düşünüyorum. Bunu öğrenmemizde tabii ki de hem tarihsel süreçte birikimler, geçmiş tecrübeler de var. Ama onun yanı sıra da dünyadaki örnekleri artık eskisinden daha hızlı şekilde öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. Yani bugün Fransa'da da bir öğrenci hareketi olsa sen burada duyuyorsun. Hindistan'da da olsa duyuyorsun. Ve öğrenci hareketlerinin nasıl başladığını, nasıl yönlendiğini ve sonucunun nasıl olduğunu gördükten sonra sen bu mücadelede nerede ne şekilde duruş sergilemen gerektiğini görüyorsun. Ve bu sefer de aslında daha da bilinçli halde bir hak talebinde bulunuyorsun. Yani gerçekten bugün Boğun öğrencilerinin dile getirdiği başta ama tüm öğrencilerin arkasında durduğu hak talebi bunu gösteriyor. Artık sadece bir üniversitede ya da sadece bir lokal yerde değil, aynı şeyin yaşandığı tüm yerlerde birlikte ses çıkarabiliyoruz. Birlikte örgütlenebiliyoruz ve şu artık örgüt lafından da korkmayı bırakmamız gerekiyor. Yani sivil toplum örgütlerini, örgütlenmelerini, halk örgütlenmelerini görmemiz gerekiyor ve bunların da bizim yararımıza sonuçlar doğuracağını bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu ekleyebilirim. Çok teşekkürler Nevzat. Evet sayın izleyenler, bugün birbirinden elit, elit kelimesi bu arada şey manasına geldi herhalde. Akademik bir makalede alıntı yapmayı bilen insan, ben inanıyorum üçü de biliyor.
3 elit insanla oldukça güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu arada son olarak şey diyeceğim. Az önce Nevzat şeyden bahsetti. Yabancı ülkelerde öğrenci eylemleri olduğunda görüyoruz, duyuyoruz dedi. Teyit etmedim bilgiyi ama Boğaziçi için Berlin'de eylem gerçekleştirilmiş. Berlin'de Alman polisi hiçbir şekilde karışmamış, etmemiş. Ta ki şeye kadar öğrenciler sembolik olarak bir eleştiri babında üniversitenin kapısına kelepçe takmaya çalışmışlar. Polis o zaman müdahale etmiş. Bu da bizim için oldukça kötü bir şey oldu aslında. Neyse abi, biz güzel günler göreceğiz ya. Bu toplantı, bu sohbet benim modumu çok yükseltti. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler, görüşmek üzere.